Bu ne? Neden? Ama nasıl bu kadar yukarıdayız? Işın bu ne? O ne? Amca bu ne? Dedim kendine çekerdik. Minişler de seni izliyor karşında. Çok komik. Çok komik. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün komik eski fotoğraflarımıza bakacağız. Ve arkadaşlar babam böyle hiç fark etmediğimiz anda böyle kameracı gibiydi böyle. Her geliyordu. Her anımızda bize fotoğraf çekiyordu. Evet, ve çok küçük yüzden, bir fotoğraflarım sana da var yani. Çok değişik hiç bilmediğiniz şeyler. Bu yüzden affedersiniz. Gerçekten çok değişik anlarda fotoğraflar var. Her an olabilir yani. Çok korkuyorum uyurken şu an bile için. Geliyor beni bakıyordu. Evet, uyurken bile fotoğraf çekiyor ya neden? Üzerime oyuncak koyuyor falan çekiyordu çok saçma. Hadi benim cadardan başlayalım. Tamam. Ben çok utanıyorum şu an bakmak istemiyorum. Nasıl bakıyorum? Bu ne? Neden? Ama nasıl bu kadar yukarıdayız? Ve neden böyle bir anlı galiba fotoğraf? Galiba yataktan zıplamışız. Neden böyle bir şey yaptığımızı hatırlıyorum. Çok çirkin. Peki benim saçımın dağınıklığı. Böylesine şu. İkinciye geçelim. Hadi ikinci. Bu tarzımıza bak. O kadar da kötü değil ama kıyafetlerimiz iğrenç. Sonra gerçekten çok çirkin. Patlatmış ve suda gıgısı var. Ay evet. Çok iğrenç. Ben de kabam acayip beğenmişim ya. Ay çok çirkin. Ben tatlıyım en azından. Ama neden durup dururken gece gece fotoğraf çekiniyoruz? Değiştiriyorum. Değişiz. Ay bu ne? Ay bu niye ne? Ağzım, dudaklarımı inceliği. Büyük ihtimalle yine mudanyaya yemeğe gitmişizdir. Neden dudaklarım bu kısa? Çok çirkin. Neden böyle bir bak? Tarzımı göre kusmak istiyorum. Çok çirkin. Kıyafete bir bakarız. Çok çirkin. Ayakkabılarım. Çok çirkin. Annemin tarzını hiçbir zaman sevmedim. Bu ne? Biz Bursa'da sürekli pikniğe gidiyorduk eskiden. Hala gidiyoruz illaki ama... Peki saçım neden kabak? Hayır. Ruh haline bakar mısın? Gözlerim falan. Şöyle az bir gülmüşüm. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek var? Şu böyle aşağıya bakayım. Ne gerek var? Neden beni çekiyor ki? İkincisi. Neden saniye... saçım böyle şu kadar ya saç kadar var. Şu birinci kadar. İkinci arasındaki saniyede ruh hali değişimi. Bak şimdi gülüyorum. Gerçekten ben. Ay saçım iğrenç yalnız. Yüzüme bak yüzüme. Peki bak. Benim saçıma bakar mısın? Allah'ım çok tatlısın. Ama saçım iğrenç. Ay bu ne? Bu ne? Evet çok güzel bir tarzınız var. Gerçekten aşırı tarzım ya. Pembe pembe giymişim. O zaman benim kahkelerim vardı. Ve pembe sporlarımı da giymişim. Pembe oje bile sürmüşüm tarzıma bak ya. Işıl pembe yandan. Peki neden bu kadar uyumluyuz? Pembe. Gerçekten çok çirkin. Geç. Yemin ediyorum Işıl her gittiğimiz yerde bizi topuğumuza sokuyor. Ve gerçekten bıkmıştım. Ama orada mutluyum nedense. Çok çirkin. Kucağım atlıyorum bunu. Çünkü babam bizi yine güldürme becer. Yine bilgisayarı almışım kucağıma. Peki ben ne yapıyorum? Işıl'ın altındaki. Altındaki ne? Işıl bu ne? O ne? Sen eskiden böyle giyerler şalvarlar. Bildiğin köydü şalvar. Böyle. O bildiğin şalvar. Annemin şalvarı giymişim İçine galiba. İçine pembe uzun kollu bir şey giymiş. Üstüne mor giymiş kısa kollu. Genelde annem kat kat giydirir. Peki benim uzun kollu giyip üzerime kısa kollu giymem de senin sadece kısa kollu giymen. Çok uyumsuz. Aa bu mikrofonu hatırladın mı en alta? Nerede be? Şarkı söylüyorduk hatırladın mı? Anneannem onu sürekli saklıyordu. Çünkü şu alıp alıp bağırıyordu evin içinde. Sürekli evin içinde bağırıyor. Anneannem onu sürekli bir saklıyordu. Ben de ona bağırıyordum. Neden? Ay gerçekten çok komik. Peki onu hala evde dolapta çalışmayacak bir şekilde. Pişken burnum ne kadar güzel. Benim zaten fındık gibiymiş. Ay burnum kayık ışın. Benim her zaman gibi güzelmiş. Burnum çok güzelmiş. Yalnız asla amcama bakmıyoruz. Bu fotoğrafı ne ara çekmiş? Evet çünkü babam böyle fotoğraflar çekmeyi çok sever. Gerçekten hiç haberimiz yok. Ben bilgisayara bakıyorum. Işıl da benim yanımda böyle izliyor. Hatta arkadaşlar şöyle bir videomuz var. Işıl kapıda babam gözetliyor. Ablamın kafasında taç var. Ben küçüğüm. Tacı alıyorum, kaçıyorum, iniyorum. Ablam alıyor, kaçıyorum, iniyorum. Yani çok saçma bir video. Çok gereksiz. Hatırlıyor musun? Seni hiç oynatmıyordum. Hep kendim oynuyordum. Işıl'la ateş ve su oynuyorduk. Işıl'ı dövüyordum. Sürekli yanıyordu. Bırak ya ben oynayacağım diyordu. Tek başıma hatırlıyor musun? Çok kavga ediyorduk ama diyordum. Bir daha yanarsan oynamayacağım diyordum. Bir daha yanıyordu. Sonra yine bir daha yanarsan oynamayacağım diyordum. Sonra en sonu dövüyordu arkadaşlar. Fat git giriyordu. Çok sinirleniyordum ama yanınca. Saçım nasıl çekiyordu arkadaşlar? Hiç öyle bir şey yok. Abartma. Nasıl yok? Yine aynı. Bir bölümü bir saatte geçiyorduk ama. Amca bu ne? Kendine çekerdik. Bu ne?
yok artık böyle fotoğraf. Burası bizim evimiz. Ay ışığım. Neden önünde sandalyeye tutunuyorsun? Hiçbir fikrim yok. Önünde sandalye var mısın ya? Eskiden içkili gibi kafasını geçirmiş sandalyenin altından. Işıl, ışıl. Işıl. Nerede seni izliyor karşında. Çok komik. Çok komik. Ah iyi misin? Hayır de poz vermişsin. Neden? Ay amca yok artık. Yılan bir şey söyleyeceğim. Dudak nedir? Ne kadar tatlıyım. 2008, 10 yıl önce ben. İsimle Hello Kitty'li, göbeğimle. Allah'ım yarabbim. Tarzıma bak ya. Peki bizi kim giydiriyordu? Çok merak ettim. Vallahi bilmiyorum. Benim de çirkin uyuyorum. Şu fil, şu fil. Hatırlıyor musun bunu? Ağzı açıklayınca aklıma dün gece geldi Işıl. Arkadaşlar dün gece amcam ben Işıl film izleyecektim. Avengers izleyecektim. Aynen Endgame izleyecektim. Sonra oturma odasına yatıyoruz. Ben böyle olmuşum. Ama karanlık. Ama o kadar rahatsız ki yani öyle. Işıl'a babam böyle. Tek suni böyle. Dur anlatacağım. Tam izliyoruz 12 falan oldu. Daha film bitmedi ama daha başı. Baba. Ben uyuyakaldım. Baksana Işıl amcam. Gece 3'te bir uyandım. Herkes uyuyor. Film ikinciye falan baştan başlamış. Işıl böyle. Amcam horluyor. Ben böyle uyumuşum. Işıl çok tatlı bir şekilde. Ama dünya en rahatsız verici yatağı olabilir ya, o. Ama koltuk zaten. Evet. Ben Işıl'a ikimiz sıkışarak uyumuştuk gerçekten. Babam rahat edip vaaav diye yerilerek uyumuştuk. Bu ne? Beni satmışsınız siz galiba. Hayır. Aslı ablam ben uyuyorduk. Hep. Ben de erken uyuyordum arkadaşlar. Hayır. Mal gibi izliyordum. Öyle değil. Hep Aslı ablam ben uyuyorduk. Işıl satıyorduk. O amcam ve annesiyle yatıyordu. Beni her zaman ayaklarıyla ittirirlerdi. Evet. Ben de uyuyamazdım. Sabah biz hep geç uyanırız. Çünkü geç uyuyorduk. Işıl uyanmış. Altımıza buz vermiş yazmış. Ama çok tatlı. Ben o anı hatırlıyorum. Babam da çekelim falan. Ben oraya bilerek geçmiştim. Neden öyle bir fotoğraf verdiğimi hatırlamıyorum. Komik. Allah'ım çok çirkiniz. Aha babaannem sen ben. Işıl ne kadar tatlısın. Ama neden dudağım yok? Çok çirkin ya. Ama öbür gerçekten Işıl küçük. Ama şimdi doğru söyle. Küçükken bu kadar tatlıydı değil mi? Aşırı tatlıydı ama her şey ağlıyordu. Her şey ağlıyordu. Şimdi bir fotoğrafım var. Işıl deyince diye ağlamaya başladı. Arkadaşlar bu böyle küçük bir böyle dokunsun. Baba diye bağırıyor. Kendi de biliyor ama. Gerçi asla her şey şikayetçi. Hep amcama baba diye bir çığlığı var. Ama öyle bir çığlık değil. Yani böyle. Her şey şikayet. Diye böyle bir atıyordum çığlığı. Ay çirkin. Yine peki babaanne. Bir gün. Ay. Ağzı arabada. Ben tatlıyım en azından ya. Ay çok çirkin kusacağım. Burada uya. Ablam. Ablam. Ben hatırlıyorum orada ben vaa diye bir çığlık atmıştı. Hepimiz uyanmıştık. Evet. Orada amcam bir bağırmıştı. Hepimiz uyan ne oluyor diye bakarken ablam esniyor. Ben böyleyim. Çok iyi. Çok Işıl hala uyuyor. Bana yaslanmaya çalışıyor orada. Çok iyi. Çok... Vaa diye bir çığlık gelmişti babam. Ben de hatırlıyorum. Aslı böyle. Kafasındaki saç tellerini sayacağım o kadar az ki. Komik değil mi? Peki şu an. Neyse geç. Amcam biz çadırımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Ve içine girdiğimizde sırf Facebook'a atmak için o zamanlar Facebook'da anlıydı. Bizi tehdit ediyordu. Yani tehdit etmek derken diyordu ki sizin çirkin ellerinizi atacağım falan. Dalga geçiyordu bizler. Peki şimdi ben burada saklanmaya çalışıyorum. Peki sen neden öpüşüyorsun? Evet neden benim böylesinde? Neyse bak geçiyorum yana. Burada bak beni çekmeye çalışıyor. Ben gülmekten ölüyorum. Bir dakika geçiyorum. Ölüyorsa gülmekten. Işıl Tilki'yi hatırlıyor musun? O Tilki'yi çok seviyordum ben. Yavrusu da vardı. Evet. En sevdiği oyuncu Tilki ve yavrusuydu. He anneanneme şahit. Hadi geç. Burada da saklanmaya çalışıyorum. Peki bu arada her zaman onu gördüğümüzde üzerine binmiz ve bir saat onun üzerine tık 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 evet, diye ata biniyordu durumu. Sürüyormuş gibi. Her sene böyle koru parktaydı. Bir de bir saat böyle tık 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 mal gibi duruyordu. Gerçi Işıl biniyordu ben de ayakta böyle duruyorduk. Amcam da bir fotoğraf çekiyordu sürekli. Her seferinde bir fotoğraf. Ne zamanmış? 21.04.2013. 5 yıl önce. 5 yaşında. 6 hatta 2019'dayız. 6 yıl önce. Peki benim tatlılığım. 6 yıl önce. Ben şu an kaçayım 16. 10 yaşındayken. Peki benim çok tatlılığım. Bu ne? Beni de atlet. Neden gecikli sen atletlisin ben bu yüzdeyim? Ve neden ikimiz de aynı pozu vermişiz? İkimizin de böyle mal gibi gülümsemesi. Diye ikimiz de salak salak gülmüşüz. Böyle. Geçiyorum. Burası neresi? Yine Kor Park'ın eskisi. Çok tatlı.
Ağlamışsın. Yine ağlamışsın. Gerçekten çocukluğu ağlamakla geçti. Yalan değil. Neden ağlamışsın? O her zaman bu soruyu geçiyorum. Sordum. Yine bir piknik günü ve ikimiz aynı kombinleri giymemiz. Üstümüz bile aynı resmen ya. Ve neden böyle bir poz vermişiz? Neden? Şu arkadaki hayvanları hatırlıyor musun? Evet, oraya sürekli uğruyorduk. Maymun falan vardı. Bu ne? Peki neden böyle bir sat? Peki benim. Şu böyle. Zaten dudakları asla yoktu. Şu anda. Arkada nedense hep böyle diyor. Gerçekten öyleydi sürekli. Ama artık yeniden dudağım geçiyorum. Yine aynı yer. Peki neden? Neden masumuz ya? Masum ve iğrenç. Evet. Burada henüz üzüm gelmiş. Şimdi İki böyle küçücük bebekleri görünce böyle anneler babaları çok ters giydiriyor. Kıskanıyorum valla. Eskiden öyleydi yani. Kimse o kadar şey giymiyordu. Gerçekten şimdi kıskanıyorum. Ben çocuğum mesela öyle giydirdim. Ay. Burayı hatırlıyor musun? İşte sürekli kaymaya gidiyorduk. Saçma sapan bir şey. Ama mesela 10 yaşındaydı. Çok büyük ve çok güzel kaydıraklardı. Mesela 10 yaşındaydı. Olabilir. Yine kayardım ki çok güzel gerçekten. Burası aslan da yine ağzını. Bir piknik günü. Ve de aslan ağzının üzerine binmişiz. Aslan ağzından su akıyor. Biz onun üstüne binmiştik ve ıslanmıştık, hatırlıyor musun derken? Işıl inemiyor. Suda inemiyorum diyor. Ben tutmuştum seni. Kucağıma almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Peki, ben de küçücüğüm, ışılı kucağıma alıyorum. Saçlarımda da hep böyle senin şey. Aynı gün çünkü. Saçlarımı böyle küçük küçük örmeyi çok seviyordum ama. Senin niye peki salak gibi arkadan tutuyorsun? Burun dudağın yine yok. Burun deliklerinde geç. Geçtim. Ne? Bu senin doğum günün galiba. Birimizden birinin doğum günü. Tamam da senin? LCY2. Ben bir şey göstereceğim. Oradasana bir şey diyorum. Işıl. Yalnız burnum yine düzgün. Ya alacağım ya. Orada biraz yumuşlaşma. Yo, tam dümdüz var. Benimki koç koç. Senin kadar değil tabii, bize bak. Hayat. Çok güzel. Ay, yerlere bak. Şey patlatmışız. Evet. Hatırlıyor musun? Senin kefirlerin arasında var. Bak yerlerde. Peki neden ben saçımı hep taramıyormuşum? Işıl asla saçını taramazdı. Geçen seneye kadar. Gerçekten. Hiç saçını taramıyordu. Dolaşık dolaşık. Görseniz şöyle falan gezerken. Doğru ama. Ama saçım çok çabuk dolaşıyordu ki. Ben de sinir bozuluyorum. Işıl bu ne? 27.02.2016. Ay, 3 yıl önce. Neden böyle bir salak? Çok çirkin. Geçmek istiyorum. Aa, bu şey. Neresi burası? Yine Eker Park. Doğru hatırladım şimdi. Neden böyle iğrenç fotoğraflar çekiniyoruz? Eza orada biraz bu ters giymişim. Bu ne? Bu neresi? Bilmiyorum. Çok çirkin. Neden böyle saçma şeylerin binmeyi seviyormuşum? Evet arkadaşlar, bu kadar fotoğraflar. Gerçekten çok komik. Gerçekten siz de en çirkin olanlarımızdan gördünüz. Eza şeyi söylemiş. Yüzüme her tarafı çikolata oluyordu küçükken. Hani onu koymamış. Yani daha kötüsünü koymuş bence. Sansür. Bu çok komik gerçekten. Peki denizdekini koymasın. Koymayın. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı Instagram'dan da Cemil Aykan'dan bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Yukarıda çıkan Instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yanında çıkan videoya tıklarsanız o videoları da gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.